known as Severance. Başladık. Yeni bir 5 nedene hoş geldiniz. Bugün 5 nedende, 5 N'de halen daha bu serinin adına karar veremedim. Geçtiğimiz hafta ilk sezonu sonlanan Severance dizisini ve neden bu kadar iyi bir dizi olduğunu konuşacağız. Bu kadar. Uzak Doğulu fanlarıma gelsin. En son bir dizinin beni bu kadar sürüklediği, bu kadar merakta bıraktığı, geçen gün hatta kamera arkasından küfür yedim. Niye izlettin bize, daha yeni sezonu bir sene sonra çıkacaksa diye. Bir dizi sanırım Lost'ta yaşamıştım. Umarım sonu benzemez. Tıpa halen aklımızda. Peki Severance'ı bu kadar iyi, bu kadar farklı, bu kadar meraklı, güzel yapan şeyler neler? Gelin spoiler'a girmeden, henüz dizi izlemediyseniz dahi biraz bunları konuşalım. 5 nedene bunu indirgeyelim, tabii ki o kadar dar değil. Bunların, bu 5 nedenin birbirini nasıl etkilediğini hep beraber konuşalım. Ama konuşmadan önce... Bu sefer unutmadım. 10.000 aboneye ulaşmamda desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Takip edenler en az bir arkadaşın daha bu hafta takip ettiriyor. Takip etmeyenler takip ediyor tabii. Zile de basmayı unutmuyoruz. Onları da yapıyoruz. Ne bunun Türkçesi ya? Subscribe. Takip et. Türkçesi de bilmiyorum mu? Pardon. 10.000 takip. 10.000 takip çalışmaya bana destek oluyorsunuz. Hadi bakalım. 5 ne? 1. Tabii ki dizinin konsepti. Bir alkol masasında veya sohbet masasında ortaya çıktığına %99.9 emin olduğum konseptimiz. Abi işe gittiğim zaman işte unutsam, işimi yaşamasam gibi bir sohbetten çıktığına neredeyse eminim dizinin konsepti çıkarken. Hepimiz işten eve, hepimiz demeyelim belki aranızda işle mutlu olanlar da vardır ama eve geldiğimizde iş hayatımızı unutmuş olmak isteriz. Çok güzel bir konsept, harika bir konsept ve dizinin sizi avladığı ilk yer bu oluyor. Ancak iyi bir konsept tek başına izleyeceğimiz şeyin iyi olacağının garantisi değil. Bu da bizi çok zekice ikinci nedenimize yani hikayeye götürüyor. 5N2 hikaye. İyi bir konsept, iyi bir hikaye olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Geçen videoda da devamlı yüzümü dokunmuşum. Niye bilmiyorum. Kendimi için... seviyorum. Eylemi sevmek için 5 neden. Bu videoyu 500 like'a ulaştırırsanız eylemi şey. İş benliğimizde kişisel benliğimizin ayrılması konseptinden bir aksiyon filmi de çıkabilirdi. Bir komedi dizisi de çıkabilirdi. Her şey çıkabilirdi. Ama bizim karşımıza Severance çıktı. Severance'da hikayemizde işte global kötü bir şirket, Lumen, işte gizemler, karakterlerin hikayeleri derken karşımıza çok mystic, thriller diyebileceğimiz çok ilginç bir konu ortaya çıkıyor. Açıkçası bunu her hafta bize merak ettirecek şekilde düzenli ve ilginç bir hikaye ortaya çıkarmak, konseptin kendisini bulmaktan daha zor. Zira iyi konsept gırla, ancak bunların iyi işlere dönüşümü onun kadar çok değil. Buna negatif bir örnek vermek istersek, Matrix 4'ten daha yakın ne var? Hatta ilk 5 nedenimizde o yaptık. Bu taraf mı? Burada. Ama burada çıkıyor, ben bir şey yapamıyorum. Kesin yanlış tarafı gösterdim ha. Bunu da koyayım da ikisi de olsun. Nasıl, böyle mi? Hehehe yapma, düzgün dur. Evet. Bu konuda Severance bizi üzmüyor ve müthiş bir hikayeyle altını besliyor. Yani ilk sezon öyleydi. Umuyorum ki geriye kalan sezonlarda böyle olacak. Ancak iyi bir hikaye, güçlü karakterler olmadan nedir ki? 5 neden 3 o da karakterler. Severance bize çok güçlü karakterler. 3-4 başrolümüz varken dizinin konseptini de düşündüğümüzde aslında 7-8-6 baş karakterimiz oluyor. İçseller, dışlar, yan karakterler, müdürler, onlar bunlar derken ve tüm dizi boyunca bunların her birinin de yavaş yavaş derinliklerini ve hikayelerini öğrendikçe hikayenin içine daha da çekiliyoruz. Başrolümüz Mark hariç diğer karakterlerin dışsallarıyla ilgili henüz çok fazla bilgi sahibi olmasak da tüm karakterlerin hikayesi ana hikayemizi de inanılmaz güçlü şekilde besliyor. Hepsinin bir yerden bir bağlantısı ortaya çıkıyor ve bu da bizi daha da büyük bir merakın içinde bırakıyor. Bu konuda derinlemesine bir analiz isterseniz ya da yani konunun hikayesi üzerine bir video yapalım isterseniz yorumlara yazın ya da bolca likelayın. Buradan da konuyu beğendiğinizi anlayalım. Ve böylece daha derin bir incelemeye de gireriz. Şu an spoiler'a girmeden sadece dizinin neden iyi olduğunu konuşuyoruz. 5N4 O da yaratılan dünyamız. Yani prodüksiyon tasarımı aslında. Yani Lumen ofislerinden, onların o koridorlarından özellikle renk paletleri, kullanılan tasarım, dışsallara geçtiğimiz zaman şirkette çalışan tüm dışsalların neredeyse aynı evlerde yaşaması, aynı atmosferdeki
karanlık, boş, az eşyalı evlerde yaşaması, bunlarda aynı renk paletlerinin kullanılması, dizideki tek renkli diyebileceğimiz veya canlı veya sıcak diyebileceğimiz evin Mark'ın kız kardeşinin evi olması, orada farklı bir dünya olması, kardeşinin eşinin kitabının kapağında da bu renklere bir gönderme var. Dizide farklı olan tek şey orası aslında, kirleş bir kitap olmasına rağmen. Bunun haricinde işte kullanılan bilgisayar sistemleri, güvenlik odasının tasarımı, bunların hepsi müthiş bir konsept. 80'ler teknolojik gelişim konseptinin müthiş uyarlamaları. Tamamı, tümü, kıyafetler, işte artık bitiremiyorum. Prodüksiyon tasarımı, her şey buna dahil. O kadar iyi tasarlanmış durumdaki hikayeyi, karakterleri o kadar iyi besliyor ki bu dünya da bizi içerisinde tutmayı başarıyor ve devamlı ilgimizi de canlı tutmayı başarıyor. Daha ilk sahneden bizi içine alıyor ve müthiş bir görselle ilk sahnede kızın masanın üstüne yatışında bir buradan şey yapayım, wink 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 yapayım. Bu ne kadar spoilersız oldu yani. İlk saniye dizi oradan açılıyor. Bunun nesi spoiler? Fragmanda da var. Aa, yani. Tüm bunlar kötü bir teknik yaklaşımla çöp olabilirdi. Ama 5 neden? 5 teknik altyapı, teknik yaklaşım. Teknik yaklaşımda ilk dikkatimizi çeken şey zaten dizinin açılmasıyla yine fark edeceğiniz gibi merkez çerçeve, merkez kare, single point perspective, center frame ne demek isterseniz. Bununla ilgili yeni bir videonun da senaryosunu yazdım ancak 250 sayfa olduğu için henüz nasıl çekeceğimi kestiremedim. Ama merkez kare yaklaşımı dizide ilk dikkatimizi çeken şey. Daha önce 1/3 kuralını konuşmuştuk hatırlarsanız. Burada bu tamamen çöpe atılıyor ve dizinin tamamı merkez kare ile çekiliyor. Bunun en büyük avantajı, ne baktığınız videosunda da yönetmenler bizimle nasıl konuşuyor videosunda da konuştuğumuz, tam karşıdan çektiğimiz karakterlerin tüm duygusunu hissedebilmemiz, onlara yaklaşabilmemiz. Dizi de bunu, bu karakterlere yaklaşımını bu şekilde sağlayabiliyor. Bunun haricinde prodüksiyon tasarımıyla, yani dördüncü nedenimizle birleştiğinde koridorların oluşturduğu klostrofobi inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Müthiş ses tasarımı, ilginç müzikleri vesaireyle de birleştirdiğimizde bu teknik yaklaşım da bizi yukarıdaki dört nedeni çok iyi şekilde sindirebilmemizi, dikkatimiz dağıtılmadan o dünyaya girebilmemizi müthiş şekilde sağlıyor. Bütün burada da Ben Stiller'ı tebrik etmek lazım. Şaşırabilir bazılarınız bu ismi duyunca ama dizinin 9 bölümün 6 tanesini sanırım Ben Stiller yönetmiş. Bunun gibi dizilerde de ilk bölüm yönetmeni çok önemlidir. Çünkü bütün tonu o belirler, yapımcılar hariç. Burada da Ben Stiller'ı tebrik etmek lazım. Önceki birkaç filminde, böyle direkt komedi olmayan filmlerinde bunun izleri var zaten. Onların da posterlerini koyarım buraya. Bu teknik yaklaşımla da dizi yukarıda saydığımız dört nedeni çok iyi sindirmemizi sağlayarak bize atmosferi alıyor. Kurgusu, ritmi, kurgu ritmi, müthiş bir seyir bizi bekliyor. Severance neden çok iyi bir dizi? 5 nedenle özetlemeye çalıştım ama burada 6. nedenim olmadığı için bu konsepte sadece jeneriğin muhteşemliğine de bir değinmiş olayım. Uzun zamandır izlemediğimiz kadar kaliteli güzel bir jenerik var. Müziğiyle, tasarımıyla ve animasyonlarıyla. Dizi izlemeyecekseniz bile jeneriğini mutlaka izleyin. Benim bu diziyi aşırı sevmemdeki 5 neden bunlardı. 2. sezonu çok büyük merakla bekliyorum. Dediğim gibi daha derin bir okuma, yani 24 kare yalanda Severance'ı inceleyelim diyorsanız yazıyorsunuz. Sizinle bu diziyi eğer izlediyseniz neden sevdiğiniz, izlemediyseniz gidin izleyin, ondan sonra neden sevdiğiniz yazın çünkü sevmeme ihtimaliniz yok. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. 10.000 subscriber, 10.000 takipçiye koşuyoruz. Ya bak şerefsiz. Abone olmayı, paylaşmayı, likelamayı, takip etmeyi falan unutmayın. 10.000 aboneye gidiyoruz. Zil de çalın. Bu yolculukta bize destek olun. Bu hafta da bizi Sıla'lar takip etsin. Sıla'lar takip etsin. Adı Sıla olanlar takip etmezseniz geliyoruz. Özellikle Sıla, sen kendini biliyorsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar güle güle.